7. Koalisyon Savaşı. 1815 yılında Fransız İmparatoru Napolyon Bonaparte'ın kaçtığı Elba Adası'ndan Fransa'ya dönmesi ve iktidarı ele geçirmesi üzerine Avrupa devletleri arasında patlak veren bir çatışmadır. Bu savaş Napolyon'un Waterloo Muharebesi'nde yenilmesiyle sonuçlandı ve onun son iktidar döneminin sona ermesine neden oldu. Napolyon Elba'dan Fransa'ya dönerek Mart 1815'te iktidarı yeniden ele geçirdi. Bu durum Avrupa devletlerini endişelendirdi. Çünkü Napolyon'un geri dönmesi eski düzeni sarsabilirdi. Avusturya İmparatoru 1. Franz, Rus Çarı 1. Alexander, Prusya Kralı Frederick William ve diğer Avrupa liderleri bir koalisyon oluşturarak Napolyon'a karşı harekete geçti. Bu koalisyon Napolyon'un gücünü kırmak ve tekrar Fransa'ya hükmetmesini engellemek amacıyla toplandı. Birleşik Krallık, Avusturya, Rusya, Prusya ve diğer Avrupa devletleri bu koalisyonun ana bileşenleriydi. Koalisyonun amacı Napolyon'un tekrar hükümeti ele geçirmesini engellemek ve Fransız ihtilalinin getirdiği istikrarsızlığın sona ermesini sağlamaktı. Bu çatışmanın en önemli olaylarından biri Waterloo Muharebesi'dir. 18 Haziran 1815 tarihinde gerçekleşen bu muharebede Napolyon, Birleşik Krallık ve Prusya kuvvetleri karşısında mağlup oldu. Wellington Dük'ü komuta ettiği İngiliz ve Blücher Marşal komutasındaki Prusya kuvvetleri Napolyon'un ordusunu yendiler. Bu zafer Napolyon'un ikinci kez iktidardan düşmesine neden oldu. Waterloo Muharebesi'nin ardından Napolyon Britanya'ya sürgüne gönderildi ve Saint Helena Adası'nda hapsedildi. Bu savaş Napolyon Bonaparte'ın iktidardaki son dönemini sona erdirdi ve Avrupa'da istikrarsızlığın ardından yeni bir düzenin kurulmasına yol açtı. 7. Koalisyon Savaşı Avrupa tarihindeki büyük savaşların ve siyasi değişimlerin bir örneğidir ve Napolyon'un sonunu işaret eder. Gizemli bilgilerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.